Bunu eski açıma geri aldım çünkü şu an mükemmel bir şekilde hazırlanmak istiyorum. Sesimden de anladığınız üzere ve bir önceki halimden de anladığınız üzere hastayım. Gripim, grip denemez buna ama gerçekten ateş basıyor. Böyle terliyorum soğuk soğuk. Burnum kötü, boğazım kötü. Canım bir şeyler yemek istiyor ama bir yandan da yemek istemiyor. İki tane tost yedim sadece. Bir tane de kahve içtim. Sonra hiçbir şey yemedim. Şaşırdım şu an kendime. Çok fazla zaman kaybetmeden başlayacağım ben. Böyle get ready with me, sohbetli tarzı bir video olsun istiyorum. Aşağı kullandığım her şeyi yazacağım. Böyle açıklamalı dahi değil de daha çok konuşmalı olsun diyorum. Çünkü bir yandan da çok da geç kalmamam lazım. Melody'nin Rimmel London Gritty'si geldi biliyorsunuz. Onunla bir partisi var akşam. Karaköy'e gideceğim. Üstümdeki tabii ki böyle kalmayacak saçım başım. Hazırlanırken böyle üstüme de çok fazla kirletirim bir şey olur diye giymek istemedim. Saçımı da özlemişsinizdir bu pembe şey diye böyle yaptım. Şaka bir yana saçımı da kurutmak istemedim hemen. Çünkü çok şekilsiz olabiliyor o zaman. Ben biraz kabarık bir saç istiyorum şimdi bugün. O yüzden bıraktım. Bilemedim teni nasıl yapacağım. Fix plus sıkayım bari biraz. Önce tenden başlayacaktım ama gerçekten çok nemli hissediyorum cildimi. Terlen ötürü terlediğim için. O sebeple gözden başlayacağım. Normalde hiç tarzım değil kendime yani en azından gözden başlamak ama bugün öyle yapacağız. Ne yapacak bir şey yok. Anastasia'nın kitliğiyle şöyle bir sabitliyorum göz kapağımı. Hala bıkmadım ve uzun süre bıkmayı da düşünmüyorum bundan. Bugün de böyle yoğun bir smokey yapmak istiyorum. O yüzden tabii ki elim buna gidiyor. Çünkü koyu renkleri efsane yani. Harika koyu renkleri var. Göz kapağımı hiç bu kadar nemli hissetmemiştim herhalde. Bayağı nemli. Şu an. Bu rengi beğenmedim. Çok sarı. Hiç benim tarzım bir şey değil. Ne denir ona? Sıcak ton değil. Şu rengi aslında kullanmak istiyorum. Böyle ışıltılı siyah. Ama çıkar mı o renk? Çok da emin değilim açıkçası. Bakalım. Ya çok garip durduğuna bakmayın. Koyu renkler her zaman kurtarır makyajı. Kurtarmaza bile gözden başladık. Sizler baştan yapar ne olacak? Event iyi ki akşam gündüz olsa bu blend edilememiş her yer gözükürdü. Valla bazen işte böyle saçma anlar denk geliyor ve yapamıyorsunuz yani çok normal. Şimdi kullanacağım ürün ise Kiss'in bir ürünü. Bayağı güzel dağılıyor. O yüzden bunu kullanmak istiyorum. Çünkü bana böyle kremsi bir altyapı lazım ki yoğun dursun renkler. MAC'in şeyde Black Track Eyeliner da güzel. Ama biraz gri gözüküyor ve parça parça durabiliyor bazı yerlerde. O yüzden böyle kalemle halledeyim istedim. Çok az ışıltılı duruyor. Olmadı ben üstüne sparkle süreceğim zaten. Çok da mühim değil yani. Güzel oluyor. Şu 221 aldım. Detay yerleri karıştırayım dedim ama siyah çok yapışıyor. O yüzden Jaclyn'ın bir paletinden bir kahverengi alıp orayı böyle dağıtacağım. Niye abartılı bir şey yapıyorum? Çünkü dediğim gibi hastayım. Böyle gözüme feri kaçık bir şekilde dolanmak istemiyorum. Hiç dökülmedi. Şu ana kadar güzel gidiyor. 35W kullanıyorum. Bu çok kuru bir palet. Neden bu kadar kuru bilmiyorum. Yani böyle çok şey değil. Jaclyn Hill'in paleti kadar yumuşak değil farlar. Onlara dokununca, Jaclyn'ın paletindekilere dokununca şey hissediyorsunuz. Köpük gibi. Neyse altı sonra geçelim. Önce şu fondötenden bir kurtulayım. Çünkü asıl olay benim fondötenim oluyor. Fondötenim güzel olursa gerisini halledebilirim.
Becca'nın First Light Primer'ını kullanacağım. Ve cildimi bir canlandırsın diye öyle bir hali var ama daha hiç görmedim yani canlandırdığını. Elimin nemli kalmasını sevmiyorum aslında. Böyle baz uygulamak için de güzel bir fırça falan edinirsem iyi olacak. Karışık. Bu ikiliyi gerçekten seviyorum. Jouer zaten hani her şeyimi kapattığı için bir damla illa kullanmam lazım. CC kremin de yapısı çok ince. Böyle ağır hissettirmiyor. O yüzden bugün yoğunluklu ondan alıp 2 pomp ondan 1 pomp Jouer şeklinde karıştıracağım. Benim ten rengim bu. Dudaklarımın üstünden de ben geçiyorum. Çok da şey yani umurumda değil. Tert shape deyip tabii ki. Buradaki harika kapanması gereken şeyde göz altlarım nasıl pürüzsüz, nasıl güzel. RCMI transparan pudru kullanacağım şimdi bir de. Sohbet gibi olmadı yalnız, hiçbir şey anlatmadım. Hiçbir şey anlatmadım çünkü size hani motivasyon videosu çekeyim. Bu ara keyfim acayip yerinde. 2018 bana çok iyi geldi dedim. Ve o günden beri bunalımdayım. Keşke zaman çabucak geçse. Böyle bir hemen bahar olsa. Ben kendi yoğun zamanlarımı başlatabilsem. Benim gibi. Kesin aynı kalemini şimdi gözaltıma kullanacağım. Bugün aşağı getirmekten korkmayacağım. Çünkü ne zaman aşağı getirmekten korksam bir bakıyorum. Aa, yani o kadar da korkmaya gerek yokmuş. Güzel duruyormuş. Sonucuna varıyorum. O yüzden korkmayarak yapıyorum. Burada önemli olan kalemi kirpiklerinize değdirmek. Şurada bakın dağınık bir şey yarattım. Yani sadece içini sürdüğünüz zaman güzel dağıtamıyorsunuz. O yüzden olmuyor. Şu şeyleri engellemek istiyorum ya. Explore'da çıkıyor ya. Keşfette çıkıyor. Hangisi doğru hangisi yanlış. Göz içine siyah kalem sürmeyin. Beyaz kalem sürün. Sürün. Sanki böyle söylüyormuş gibi geliyor bana. Onlar. Gerçekten çok yanlış buluyorum yani. Her göz tipinde değil. Belki kendini beğenmiyordur da. Bana sallıyorum çok güzel oluyor. Önemli olan nasıl yapacağınızı bilmek bunlarda. Yine sinirlendirmeyin. Arkadaşlarım şey yapıyor böyle ben gereksiz yere sinirlendiğim zaman. Melis'i niye sinirlendiriyorsunuz ya? Bu kızı sinirlendirmeyin falan diyorlar. Uğraşılmamış bir şey istiyorum dedim ve bunu yaptım ya. Tebrik ederim. Şimdi elimde böyle bir ürün var. Şöyle. Kullansam mı acaba? Parlamıyor. Çok koyu bir kahve. Bu da Bobbi Brown'un bir sezon ürünü. Geçen sezonun ürünü sanırım. Yeni çıkardığı lüks eyeshadow'ların ilk yapımı gibi bir şey. Setin adını bile hatırlamıyorum yani. Sona kalan hep dona kalıyor. Bir türlü beceremiyorum. O yüzden hangisi dikkat gerektiriyorsa önce onu yapmak lazım. Yeni bir olay daha çözdüm kirpik takarken. Örnek gösteriyorum. Bu tarafa mı takıyorsunuz? Aynayı biraz çevirmeniz lazım. Bu tarafa mı takıyorsunuz? Biraz kafanızı çevirmeniz lazım. Ters yöne ki takabilirim. Bu taraf yani benim için tamamıyla iğrenç bir taraf. Sinir oluyorum. O yüzden kendime değil başkasına makyaj yapmak daha kolay. Şu an hatırlamıyorum ama koyacağım anoreksiya. Evet. Söyleyemedim şimdi şeyini. Hastalığına sahip bir kızın yaşadıklarını anlatan bir film izledim. Çünkü hastayken biliyorsunuz böyle şeyler izlemeniz gerekiyor. Öbür türlü zaman geçmiyor. Fantastik film stoklarımı bitirmişim, dizi stoklarımı bitirmişim. Daha doğrusu Altered Carbon diye bir diziye başladım. 2 günde bitirdim kendisini. 10 bölümlük diziyi bitirdim. Gerçekten benim gibi böyle fantastik şeyleri seviyorsanız ben entrika sevmem. O yüzden Türk dizilerini izlemiyorum yani. O tarz makyajlar yapmama sebebim de o işte Selinay makyajı, ne bileyim işte Hande Erçel makyajıdır bilmem ne. İçselleştiremediğim bir şey makyajını yapamıyorum haliyle. Neyse. Bitirdiğim için akşam şey bulamadım Netflix'te.
tarzıma uygun bir fantastik film. İzlemediğim bir film daha doğrusu. Hepsini izlemişim mübarek. Kepikler Dan. Mutluyum şu an. Bunları bitirebildiğim için. Genelde makyajın en kritik şeyi bu oluyor. Yamuk yumuk da çok takmadım. Biraz sonra maskara sürünce düzelecek zaten. Bu zamanlarda bütün videolarımda neredeyse mikrofon takmayı unutuyorum. O yüzden kusuruma bakmayın yeniden. Benim hatam. Şarjdan çıkarıyorum ama mikrofonu takmıyorum. Şimdi yine Bobby'nin mükemmel bir fırını uygulayacağım. Bunun için Fix Plus'ı fırçama sıkıyorum. Bu yağ gibi, yani suyla aktive olan bir ürünmüş. Geçen gün arkadaşımla buluştum, Bobby'le. O söyledi. Kullanmayız, çok seveceksin dedi. O yüzden böyle kullanacağım şimdi. Yes. Şımarmayı kesip çalışmayı yapmaya devam etmem lazım. Makyaj yapmaya. Çünkü geç kalacağım yoksa. Anastasia'nın kitinden biraz daha arttırıyorum bronzeri. Çünkü dediğim gibi suratım çok geniş. Özellikle böyle birçok insanla beraber olacağım bir yerde daha fazla kontür yapıyorum. Çünkü fotoğraflarda hayvan gibi çıkıyor suratım ya. Gerçekten bu hiç hoş bir şey değil. Ceren benim vloglarımdan görüyorsunuz, tanıdınız artık. O şey dedi. Kalemi sür göz içine. Sonra üstüne koyu renk far sür. Eğer siyah sürüyorsan siyah, işte kahverengi sürüyorsan sür. Sonra üstüne bir kat daha kalem geç dedi. Ceren, bu videoyu izleyeceksin biliyorum. Eğer akarsa akşam bulacağım seni. Geleceğim akşam, evini basacağım, haberin olsun. Baktı bakalım bugün öyle olacak mı? Bu akşam gerçekten böyle uzaktan bakıldığı zaman şu poz vermek istiyorum. Böyle gözlerim çok küçükmüş gibi. Okey. Anlıyorum Melis. Ben de kendime bazen inanamıyorum böyle saçma şeyler söylediğim için ama bana alıştığınızı umut ediyorum en azından. Şimdi Charlotte Tilbury'nin Beauty Light Band'ini aldım. Üstüne highlighter de süreceğim ama önce her seferinde farklı bir yöntem deniyorum. Şu çalışsın diye. Gerçekten çıldıracağım. Bir türlü tam beğenemedim. Ya manken cildimin mi olması lazım illa Charlotte? Bana bunu söyle. Bilmem kaç kat highlighter uygulayacağım bugün. Çünkü akşam highlighter'ımın konuşmasını istiyorum arkadaşlar. SGS. Önce SGS. Beka'yı en iyi uygulanabilecek yöntemi geçen de videoda söylemiştim. Süngerle uygulamak. Bunu da Jaclyn Hill'den öğrendim. Kadın highlighter queen yani. Glowy Skin bilmem ne videosunu da gördüm. Ve ağır durmamak adına son bir kez bunu sıktım. Aslında glosslu bir şey yapmak istiyorum ama bir yandan da bu da çok mu şeftali acaba? Ya bu dandik ruj. Gerçekten dandik ruj. Flormer'ın bu silk matını beğenenleri ben hala anlamıyorum. Neyini beğeniyorsunuz bunun? Ne olur birisi söylesin. Yani ben sordum gerçi. Çok güzel geliyormuş yapısı, kremsi yapısı ama bana böyle o kadar pudralı geliyor ki, o kadar net geliyor ki yani anlatamam. Gerçekten dudaklarımda böyle nasıl anlatayım, nasıl, neyi kullanmışsınızdır? Mesela NYX'in şeyleri, lip matlarını da sevmiyorum. Şu küçük versiyonlar var ya. Türkiye'ye ilk gelen likit mat rujlar neredeyse, öyle söyleyebilirim. Daha doğrusu benim edindiğim ilk mat rujlardan kendisi. Onlar gibi şey oluyor. Pudra pudra hissettiriyor ve hiç benlik değil. Golden Rose'un 501 numarası galiba bu. Evet. Flormer'ı süreceğim. Bakalım. Rujun bir fazlalığını alalım. Ne olur ne olmaz. Birikmesini istemiyorum.
Bu da H&M'in glosu. Saçlarımı keşke önce bir kurutsaydım. Ondan sonra glow sürseydim. Olsun. Makyajımı bitirdim. Hızlıca hazırlanmam gerekiyor. Bu noktada saçımı da bir açayım. Umarım beğenmişsinizdir. Ben şimdi daha da mükemmel olmaya gidiyorum. Görüşürüz. Şöyle ne giydiğimi göstereyim istedim. Saçımı da yapmış halimle. Bir de büyük küpe takacağım. Ne olur ne olmaz gösteremem diye böyle bir çekeyim dedim. Umarım beğenmişsinizdir. Yine diyorum ne olur ne olmaz diye çekiyorum bunu. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Böyle birine benzedim ama kime benzedim çözemedim yine. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Hoşçakalın efendim.